32. bölüm. Nava 6. kata doğru hızla çıkan asansörün içinde beklerken tabancasını sıkıca tuttu. Kapılar açılınca görünmemek için kenara çekildi. Asansör durunca metalik bir klik sesiyle kapılar açıldı ve hiç kimse yoktu. Asansörden çıkmadan önce gafil avlanmamak için yukarı baktı ama tavanda 3 floresan disk ve bir gözetleme kamerası vardı sadece. Başını eğip omuzlarını dikleştirdi asansörden çıkarken. Kamerayı izleyen biri varsa beyzbol şapkasını ve üzerinde logo bulunmayan gri tulumunu görüp onu erkek sanabilirdi. Servis asansörüne girince üstünde B2 yazan düğmeye bastı. Kapılar kapanınca asansör hızla en alt bodrum katına indi. Asansör yavaşlarken midesi düğümlendi. Tulumunun cebindeki tabancaya sıkıca yapıştı ve kumaşın altındaki soğuk metali hissetti. Asansör kapıları açılınca hemen çevresine göz attı karşısındaki hol ancak birkaç metrekareydi. Beyaz bir zemin, beyaz duvarlar. Üstünde parmak izi tarayıcıları olan kalın güvenlik kapıları, geniş gümüş renkli L şeklindeki güvenlik masasında minik siyah beyaz monitörler. Masada oturan iki güvenlik görevlisi vardı. Bunlar lobidekiler gibi hafif alınacak adamlar değildi. Genç, yapılı, profesyonel duruşluydu ikisi de. Biri Latin kökenli, diğeri sarışındı. Nava sıkılmış gibi bir ifade takınarak onlara doğru emin adımlarla yürüdü. Bir eliyle paketi masaya koyarken, diğer eliyle de cebindeki silahı kavradı. Doktor Forsight için bir paket getirdim. Dedi kendini tanıtır gibi. Sarışın güvenlikçi diğerine baktı ne yapacağını bilemeyerek. Esmer olandan soruluyordu buralar anlaşılan. Bu önemli bir bilgiydi. Tabancasını çekip adamı boynundan vurdu. Adamı şaşıracak vakti olmadı. Boynuna saplanan bayıltıcı iğnenin battığı yerden kanlar akarken sandalyesine kapaklandı. Diğer görevli hiçbir şey yapamadan tabancasını ona doğrultup sağ gözüne dayadı. Adam acı içinde kala kalmıştı. Ellerini başının arkasına koy dedi Nava. Adam söyleneni yaptı. Adın ne? Jeffrey el tarayıcısını işaret etti Nava. Bunlardan bir tane var? Evet dedi adam zor yutkunarak. Başka ne gibi güvenlik önlemleri var? Adam saniyenin onda biri kadar tereddüt edince Nava tabancayı gözüne iyice soktu. E, her yerde parmak izi tarayıcıları var. Sessiz alarma bastın mı? Hayır. Diğer nöbetçilerle kaç dakikada bir konuşuyorsunuz? 15 dakikada bir. En son ne zaman konuştunuz? 10.45'te. Bir sonraki arama 11'de olacak. Nava'nın saati 10.47'yi gösteriyordu. 13 dakikası vardı. 20 dakikası olmasını tercih ederdi ama bu da yeterdi. Binada kaç güvenlikçi var? Galiba... Adam sanki sayıyormuş gibi oynatıyordu gözlerini. 6 dedi sonunda. Hayır dur 7. 7 olduğuna eminim. Sen bir ortağın dahil mi? Evet onun parmak izi binadaki tüm tarayıcıları çalıştırır mı? diye sordu Nava yerde baygın yatan adamı işaret ederek. Kadının neden sorduğunu anlayan Jeffrey yutkundu ve sonra yavaşça başını salladı. Evet. Nava tek kelime daha etmeden bayıltıcı silahın tetiğini çekip kolundan vurunca o da ortağının yanına yığıldı. Masanın diğer tarafına uzanıp esmer nöbetçinin sağ elini kendine doğru çekti. Ayak bileğini iliştirdiği bıçağı kullanarak adamın parmağının tendonlarını kesti ve bıçağı eklemine soktu. Parmağın üst kısmını keserken kan fışkırdı. Nava ellerini adamın üniformasına sildikten sonra gömleğinin kolundan bir parça kesip yarasını sardı. Kaynağının parmak izi tarayıcılarından söz etmediğine inanamıyordu. İşte bu yüzden hep araştırmayı kendi yapmak isterdi. Acaba daha neleri söylememişti ona? Neyse yakında öğrenecekti nasılsa. Aradığını bulana kadar masanın arkasındaki ekranları taradı bakışlarıyla. ''David!'' Gözlerini tavana dikmiş olan adam baygın gibiydi. Gözü her nefes alışında inip kalkıyordu. Ekranın sağ alt köşesinde C10 yazıyordu. Tam gitmek üzereydi ki başka bir ekran takıldı gözüne. Jasper, o da David gibi gözleri açık bir halde bir sandalyeye bağlıydı. Ama David'in aksine o uyanıktı sanki. Kaşları çatılmıştı ve elleri titriyordu. Nava'nın kalbi sıkıştı. Monitöre bakılırsa o D8'deydi. D kanadında. Yani David'ten çok uzaktaydı. İki rehini birbirinden bu kadar uzak tutmaları ilginçti. İkisini birden kurtaramazdı. Saatine baktı 10.48. 12 dakikası kalmıştı. Acele etmesi gerekiyordu. Nava uzun koridorun sonuna baktı. Orası da giriş gibi bembeyazdı ve floresan ışıkların altında parılıyordu. Koridor 20 metre kadar bir uzunluktaydı ve kolları iki yana ayrılıyordu. Ayrım noktasına geldiğinde Nava kalın sesli iki adamın konuştuğunu duydu. Durup ne yapabileceğini düşündü. Ateş açmak istemiyordu. Çünkü ıskalarsa biri alarmı çalıştırabilirdi. Ama ikisini de ateş etmeden saf dışı bırakabilirse koridor boyunca boş duran depolardan birine saklayabilirdi adamları. Öte yandan bir fırsat bulup da tetiği çeker burada olduğu anlaşılacaktı. Hemen karar vermek zorundaydı. Silah kullanmamaya karar verdi. Tabancaları ceplerine sokup göğüs göğüse çarpışmaya hazırlandı. Aslında çıplak elleriyle daha iyiydi ama işler zorlaşırsa bıçağını kullanacaktı. Öncelikle bu iki adamı birbirinden uzaklaştırmak gerekiyordu. Önce birini indirip sonra diğeri ne olduğunu anlayamadan ona ele almak daha kolay olacaktı. Geriye doğru birkaç adım atıp bir kapı girişine doğru saklandı. Sonra da hapşırdı. Daha doğrusu hapşırırmış gibi bir ses çıkardı. Bu aslında en eski numaralardan biriydi. Ama Nava'nın deneyimleri ona en iyi numaraların en eski numaralar olduğunu göstermişti. Adamlar konuşmayı kesti. Dinlediklerini hissedebiliyordu. En ufak sesi duymak için kulak kabartıyorlardı. Nefesini tuttu. Bir ses duydun mu? Biri hapşırdı sanki. Evet sen burada kal ben gidip bakacağım. Koridor ayak sesleriyle yankılandı. Adamın burnunun dibine kadar gelmesini bekledi Nava. Sonra saniyenin dörtte biri kadar göz göze geldiler ve Nava saldırdı. Adam iki metrenin üstünde yüz kilodan ağır, sarı saçlı kalın kaşlı biriydi. Elinde de hemen savurduğu ağır bir cop vardı. Nava ona doğru uzanıp kolunu yakaladı. Yüklenmeye devam ederek adamın bileğini büktü ve omzun üzerinden savurmak için eğildi. Ama adam çok hızlıydı ve diğer kolunu kaldırıp eliyle bileğinin birleştiği yeri kullanarak Nava'nın göğsüne sert bir darbe indirdi. Nava bir an için nefes alamayınca adamın elini bıraktı. Diğer nöbetçi bir şeyler döndüğünü anlamadan önce birkaç saniyesi vardı. Artık nazik davranacak zamanı kalmamıştı. Adamın omuzlarından tutup dizini tüm gücüyle kasıklarına geçirdi hayalarının ezildiğini hissetti. Bayıltıcı darbeyi ensesine indirdiğinde yüzü çoktan bembeyaz kesilmiş olan adam yığılıp kaldı. Yere düşen copunun sesini duyan arkadaşı, McCoy iyi misin? diye seslendi. Biraz uyanık davransa işi araştırmaya koyulmadan önce alarmı çalıştırırdı. Ama gündelik işlerde çalışan çoğu güvenlikçi gibi o da fazla yetenekli değildi. Nava'nın hala bir şansı vardı. McCoy'un bunu kaptığı gibi köşeyi döndü. Bu güvenlikçi daha kısa boyluydu. Ama halterci gibi yapısı vardı. Nava Job'u onun dizlerine fırlattı. Adam birden eğilip sopayı alınca kendini savunmasız bırakmış oldu. Bu bir daha asla yapmayacağı bir hataydı. Nava yarım daire şeklinde dönerek botunun tabanıyla adamın kafasına tüm gücüyle tekme attı. Adam düşmedi ama birkaç saniye kendine gelemedi. Nava da bunu istiyordu zaten. Dirseğiyle ensesine vururken kaldırdığı diziyle de adamın çenesini dağıttı. Adam bayıla yere yığıldı. Bir dakika içinde iki güvenlikçiyi de yüklenip bir depoya tıktıktan sonra beyzbol şapkasını çıkardı ve beyaz bir laboratuvar önlüğü giydi. Koridor boyunca C10'a doğru ilerledi. Bir sonraki güvenlik kapısından geçince çok uzun gibi görünen ve neredeyse iki kişinin yan yana geçemeyeceği kadar dar görünen bir koridora geldi. Her üç metrede bir birer kapı vardı. 30 metre kadar ileride bir kapının iki yanında nöbetçiler duruyordu. Orası C10 olmalıydı. Koridor boyunca yürürken kısıtlı seçenekleri gözden geçirdi. Adamların dikkatini herhangi bir şekilde dağıtamazdı. Saklanacak bir yer de yoktu. İkisini de indirecek kadar yaklaşabilirdi belki ama bundan emin değildi. Çıplak elle saldırabilirdi böyle yaparsa bu dar koridorda biraz avantajlı durumda olurdu. Çünkü o iki iri adamdan daha rahat hareket edebilirdi burada. Ama eğer onu bir şekilde alt ederlerse kaçacak yeri olmazdı. Bir saniyede işini bitirirlerdi. Hayır, çıplak elleriyle girişmeyecekti. Diğerlerini halletmişti ama şansı sonsuza dek yaver gidemezdi. En büyük avantajı onları hazırlıksız yakalamaktı ve bunu kullanacaktı. C6'nın kapısına geldiğinde elindeki kağıtları yere düşürdü. Güvenlik görevlerinden bir başını kaldırıp baktıysa da onu Forsyth'ın asistanlarından biri sanıp ilgilenmedi. Kağıtları toplarken onlara sırtını dönüp susturuculu 9 milimetreliğini koltuğunun altından alıp beyaz önlüğünün cebine koydu. Aslında uyuşturucu tabancayı kullanmayı tercih ederdi ama hata yapmak istemiyordu. Gerçek bir mermi tam istediği yere isabet etmese bile hedefi yavaşlatırdı. Nöbetçiler birbirlerine yakın durduklarından yalnızca birini vurabilirdi. Daha yakına gitmesi gerekiyordu. Nöbetçilere doğru yürümeye devam etti. Kağıtları düşürdüğü için utanır gibi başını öne eğince saçları yüzünü gölgeledi. C8. 6 metre sonra yanlarında olacaktı. Elini cebine götürdü belli etmeden. C9. 3 metre kalmıştı. Parmaklarıyla tabancanın soğuk kabzasına dokundu. Kapıya gelince durup çekingen bir tavırla nöbetçilere baktı. Uzun boylu olanı kaslı ve ince yapılıydı. Belli ki kendine iyi bakıyordu. Diğeri ise daha iri yarıydı. Adam kulaklığına dokunup "Evet." dedi. "Ben Dalton." Nava irkildi diğer nöbetçileri buldularsa hemen harekete geçmesi gerekiyordu ama adam her kiminle konuşuyorsa karşısındakinin durumu anlamasına da izin veremezdi. Beklemeye karar verdi. Dalton denen herifi uyarırlarsa adam daha bir şey yapamadan bunu gözlerinden anlayacağını biliyordu. "Tamam anlaşıldı." dedi Dalton. Bakışları tehditkardı ama tavrında bir değişiklik yoktu. Bir şey mi vardı? diye sordu uzun boylu nöbetçi. Sesi kalındı ve meydan okuyor gibiydi. E ''Ben şey, hastaya bakmam gerekiyor da'' diye kekeledi Nava tedirgin bir genç kız gibi. Nöbetçi ona sanki dünyanın en salak insanıymış gibi bakıyordu. ''Burası yasak bölgesiz.'' Mermi göğsünü delip geçince konuşamadı. Tabancasını Dalton'a çevirdi ama adam bileğine yapıştı ve Nava tetiği çekince mermi tavana isabet etti. Üzerlerine plastik ve cam yağdı. Ampuller patlamıştı. Adam onun bileğini büktü, tabanca yere düşünce de boynundan yakalayıp duvara çarptı. Nava'nın başı taş duvara çarpınca tok bir ses çıktı. Adam boğazını sıktığında nefes almak için ağzını alabildiğince açtı. Sağ elini kıpırdatamıyordu ve adam o kadar yakınındaydı ki tekme de atamazdı. Boşta kalan eliyle böbreğine vurduysa da darbe hiçbir etki yapmadı. Boğazını sıkmaya devam eden adamın sıcak nefesini ensesinde hissedebiliyordu Nava. Dalton gözlerinin içine bakınca onu tanıdı. Seni öldürmüştüm Vayner. Gözlerinin önünde noktalar uçuşan Nava 10 saniye sonra bayılacağını biliyordu. Ağzını açıp kapadı nefes almaya çalıştı. Ama işe yaramadı. Adam çok güçlüydü. Son bir gayretle dizini göğsüne çekti sağ ayağı uzanabilmişti. Çizmesine zorlukla uzanıp bıçağını çekti. Tam o sırada başı duvara çarpınca neredeyse düşürecekti elindekini. Son bir çabayla bıçağını sap sıkı sıkıya kavradı ve kolunu savurarak adamı sırtına sapladı. Bıçak saplandığında Dalton daha da sıktı boğazını ama nava bıçağı daha da derine itti ve omzuna iyice soktu. Tendonu yırtılan Dalton çığlık atarak onu bıraktı. Nava nefes nefese dizlerinin ve ellerinin üzerine kapaklandı. Neredeyse bayılacaktı ama buna izin vermedi. Kanlı ellerini yere dayadı ve acıya odaklandı. İşi bitirmeden derin bir nefes aldı. Dalton'u susturmak zorundaydı. Adam üstünde debeleniyor, bıçağı çıkarmaya çalışıyordu. Bir eli hareketsiz duruyor, diğeri ise sırtına uzanmaya çalışıyordu çaresizce. Elini uzattı. Adamın sağ ayağına yapışıp çekti onu. Adam sırt üstü yere yapışınca boynu büküldü. Gözlerinden acı ve öfke okunuyordu. Nava derin bir nefes daha alıp onun üstüne atladı ve beline oturdu. Bıçağı 90 derece çevirerek saplandığı yerden çekip çıkardı. Yıkılan bir barajdan akan su gibi kan fışkırıyordu yaradan. İki eliyle tuttuğu bıçağı başının üstüne kaldırarak daltonun göğsüne sapladı. Bıçak adamın kalbine girmeden önce iki kaburgasını parçalamıştı. Başı öne eğilen adam son nefesini verirken gözleri açık bir halde yere serildi. Altındaki beden hareketsizdi artık. Nava cansız bir adamın üstündeydi. Hala nefes almakta zorlanan Nava, boynunu ovuştururken etrafına bakındı. Daha önceki iki nöbetçiyi hallettiği kadar temiz bir iş çıkaramamıştı. İnce olan nöbetçi bacaklarını açmış yerde yatıyordu. Göğsünden kanlar akıyordu. Vurulduktan sonra bir an daha yaşamış olmalıydı çünkü iki eli de kan içindeydi. Yerde de kanlı parmak izleri vardı. Dalton'un yarasından da oluk oluk kan akmıştı etraf. Kan olmayan yerlerde de plastik ve cam parçaları vardı. Ortalık iyice dağılmıştı. Koridora giren birinin durumu fark etmemesine imkan yoktu. Saat 10.55'ti. Ortalık cehenneme dönmeden önce yalnızca 5 dakikası vardı. Kurşunlardan biri lambayı patlattığı için en azından ortamda fazla ışık yoktu. Nava önce koridorun aydınlık kısmına baktı, sonra da keyin kapısındaki karanlığa. Aklına bir fikir geldi. Crow içinden okkalı bir küfür etti. Kapının dışında silah seslerini duyduğu anda bunun Vayner olduğunu anladı. Monitöre baktığında Esposito ölmüştü. Kan gölünün ortasında yerde yatıyordu. Son olarak kameradan Dalton'un Vayner'ın bileğine yapıştığını görebildi. Sonra kamera devre dışı kaldı. Herhalde kurşun tavandaki kameraya isabet etmişti. Crow omuz askısındaki 45 milimetrelik sig sahuru eline alarak kapıya koştu. Dalton'un bağırdığını duydu. Tam kapıyı açmak üzereyken bir çarpma sesi duydu ve ses birden kesildi. Vainer onu silah kullanmadan öldürmüştü büyük ihtimalle. Crow kapıyı açmadı. Çünkü Vainer hala hayattaysa bu odadan bir nöbetçinin çıkmasını bekliyor olacaktı. Eğer öyleyse de daha tetiği çekemeden vurmuş olacaktı onu. Jeffrey, Esposito, Gonzales, McCoy ve Rainer acaba herhangi bir hayatta kalabilmiş miydi? Hiçbir özünde iyi birer insan değildi ama ölmeyi de hak etmiyorlardı. Altı özel uzmanın yeterli olacağını düşünmüştü. Belli ki kaçak siyah ajanı hafife almıştı. Kadın ölümden dönmüş, altı adamı da öldürmüştü. Planı suya düşmüştü. Kadın bir tek nöbet yerlerindeki kameralarda yanlış oda numaralarının yazmasını yutmuştu. Tüm bu süre boyunca David Kane'e doğru gitmek yerine ondan uzaklaşmış ve onun ofisine doğru gelmişti. Duvardaki dikdörtgen kilidin ışığı birden yeşil oldu. Biri elektronik kilidi açmıştı. Crow geri çekilirken tabancasını kapıya doğru doğrulttu parmağı tetikte bekliyordu. Kadın içeri girdiği anda kurşun yiyecekti. Kapı açıldı ve ayakta zar zor duran Nava yığılır gibi girdi odaya. Kadın daha bir şey yapamadan krov tetiği çekti. Yarım saniye içinde yerde kan, beyin parçaları ve hatta kafatası parçaları vardı. Nava kapıyı açtığı anda bunların hepsinin bir kandırmacı olduğunu anladı. Beyni bu bilgileri özümserken tren garındaki esmer adamı tam karşısında buldu. Kırk beşliğini ona doğrultmuştu. Nava bir an için ölürken canının acıyıp acımayacağını düşündü. Daha önce de vurulmuştu. İki defa omzundan, bir defa da bacağından. Ama bunlar ciddi yaralar değildi. Kanlı ve canlı yaralardı. Ama ölümcül değil. Bugün öyle olmayacaktı. Adamın bu mesafeden ıskalamasına imkan yoktu. Patlama sesini duymadan önce mermiyi hissetti. Dalton'un gözünün altından girmişti. Karanlık koridoru boşaltmak için adamı omzuna atıp odaya girdiğinde cansız başı omzundaydı. Dalton'un beyni bir karpuz gibi dağılınca kadının üstü başı sıcak yapış yapış kanla kaplandı. Eğer ölü adamı yüklenmeseydi kurşun şimdi onun kalbine isabet etmiş olacaktı. Ama mermi nöbetçinin beynini dağıtmıştı ve onu sıyırıp geçmişti sadece. Navakey'nin öngörü becerisinin kendisine de bulaştığını düşünmeye başladı. Ama buna güvenemezdi. Başsız cesedi yere bırakıp kendini koridora doğru attı. Sağ tarafına düşüp kanlı zeminde kaydı ve 9 milimetreliğine ulaşmaya çalıştı. Ama tabancası yoktu. Çünkü cebine geri koymayı unutmuştu. Ayağından birkaç santim ötede açık kapının dibinde duruyordu tabanca. 100 metre ileride de olsa bir şey değişmezdi. Esmer adam bir saniye sonra üstüne atlayacaktı. Tabancasına zamanında ulaşmasına imkan yoktu. Bileğindeki panele bastı. İşte o acil an gelmişti. Nava daha önce asla hayatını başkalarının eline bırakmamıştı. Bunun işe yaramasını beklemiyordu. Sırt üstü yatarken kemerindeki bıçağı çekti ve kolunu hazırlayıp bir mucize olmasını bekledi. Grimes yiyeceği şekerlemeleri dikkatle seçiyordu. Yeşil çizgili beyazları seviyordu en çok. Birden monitörde yanıp sönen kırmızı bir nokta belirdi. Kulaklıklarından da yüksek sesle Star Trek'in müziği çalmaya başladı. Oturduğu yerde doğrulup ağzına bir şeker attı. İşte oyun başlıyordu. Kırmızı noktaya iki kere bastı ve neler olacağını seyretmeye koyuldu. Daha doğrusu dinlemeye hazırlandı. Bir an için bir suç işleyip işlemediğini düşündüyse de sonra bunu umursamadı. Artık ABD hükümeti için çalışmıyordu ne de olsa. Bunun yerine gizli banka hesabında yatan paraya baktı. Doktor Jimmy her şeyi bitince çaldıracaktı. Bu da Grimes'ı ayrıca mutlu edecekti. Bunu düşünmek parayı düşünmekten bile zevkliydi. Neredeyse daha zevkliydi. Ama para kadar tatmin edici değildi. Crow cesedin yanından geçerken olanları anladı. Vurduğu Dalton'un kafasıydı, Vanner'ınki değil. Ama kadının şansı ancak buraya kadar yaver gitmişti. Çünkü tabancası karşıdaki kapının dibinde duruyordu. Koridorda yatan Esposito'nun tabancası ise hala belindeydi. Dalton'un üzerinden atlayıp sakince koridora Vanner'ı öldürmeye gitti. Tam koridora çıkacakken ayağını gördü kadının. Kadın zaten geldiğini biliyordu. Ateş etmeyip onu kaçırmak niyetinde değildi. Bu bir James Bond filmi değildi. Gözlerinin içine bakıp ukalalık edecek hali yoktu. Bu gerçek hayattı ve burada riske girilmezdi. Yürürken tetiği çekti. Elektrik şoku yemiş gibi acıdı canın havanın. Mermi ayakkabısını tabanından girince sanki bütün sinirleri aynı anda gerildi. Bacağını geri çekerken dilini ısırdı bağırmamak için. Eğer bu hayattaki son anı olacaksa bağırarak gitmek niyetinde değildi. Sırt üstü yatıyor olması zaten yeterince kötüydü. Hep ayaktayken öleceğini düşünmüştü. Kapı eşiğinde durduğunda esmer adamın gölgesi koridoru kapladı. Bacağı tutan elini titretmemeye çalıştı. Acıdan dişlerini sıktı adamın kapıdan çıkışını beklerken. Adam onu öldürecekti. Ama o da ona asla unutamayacağı bir sürpriz yaşatacaktı. Ve o anda olan oldu. Işıklar bir anda sönünce dünya karardı. Nava bilekliğine basarak bunun sinyalini verdiği halde o da şaşırmıştı olanlara. Toparlanıp ışık hızıyla hareket etti. Ayağının acısını umursamayarak doğruldu ve ileri eğildi. Eğer adam botunu hala görebil olsaydı her şey değişirdi. Kolunu geri çekip bıçağı fırlattı. Bir yere saplandığını, ardından da birinin inlediğini ve metal bir şeyin taş zemine düştüğünü duydu. Crow silahını düşürmüştü. Yani hala bir şansı vardı. İleri doğru eğilip eliyle kanlı zemini yokladı. Karanlıkta bir yerde duran 9 milimetreliğini arıyordu çılgınca. Ve buldu. Kabza elindeydi. Tam tabancayı kaldırmak üzereyken ağır bir ayak bileğine bastı. Adam bilek kemiklerini un ufak ederken nava acıyla bağırdı. Ateş etmeye çalıştı ama acı onu para paralize etmişti. Crow silahı almak için eğildi. Boş eliyle silah sarılan Nova tetiği buldu. Karanlıkta adamın nerede olduğunu unutmuştu. Ama bunun bir önemi yoktu. Eğer hemen ateş etmezse birkaç saniye içinde ölecekti. Tetiği çekti. Hedefi vurduğunu umdu. Çünkü artık gücü kalmamıştı. Crow kurşunun baş parmağıyla işaret parmağının arasından girişini hissetti. Canı yandı ama bu umurunda değildi. Tabancayı tuttuğu için istediğini yapabilmişti. Kadın hedefi can alıcı bir yerinden vuramamıştı. Vanner'ın tabancasını metal kapıya doğrulttuğunda böyle düşünmüştü Crow. Ama merminin sekeceğini düşünmemişti. Vanner'ın bıçağı göğsünde saplanmamış olsa bu sorun olmayacaktı ama... Ama bıçak göğsündeydi. Kapıdan seken kurşun da adamın göğsüne doğru geldi ve bıçağın kabzasına çarptı. Merminin gücüyle bıçak dönüp kalbindeki sol ventikülü parçaladı. Crow'un kardiyak kasından akan kan kalp boşluğunu doldurdu. Kalbi hala pompalıyor ama bedenine kan gitmiyordu. Yere bir kaya gibi yığılıp Vanner'ın üstüne düştüğünde burun burunaydılar neredeyse. Kane nerede? dedi zar zor nefes alan kadın. Crowe'un birkaç saniyesi kalmıştı. Bir daha Betsy'i göremeyeceğine inanamıyordu. Sonra notu hatırladı. Gözlerini kapayıp notu hatırladı çok geç olmadan. Başaramayacağını düşündüyse de hatırladı. Martin Crowe'a özel. Nava nerede olduğumu sorduğunda ona söyle. Betsy'i ancak bu şekilde kurtarabilirim. David Cain. Birden bu notun neden yazıldığını anlayıp kendini son bir kez toparladı. D-10 dedi. Söyle ona. Söyle. Ben üzerime düşeni yaptım. Beyni dağılırken inanılmaz renkler gördü. Küçük kızıyla gök kuşağının peşine düştükleri bir öğleden sonrayı hatırladı. Eğer ölüm buysa o kadar da kötü değildi ve birden beyni durdu. Martin Crowe son nefesini vermişti.